Merhabalar değerli izleyenler. Turumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Çorum Merkez'den sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Metin Bey var. Firmamızdan bahsedeceğiz, ürün içeriklerimizden bahsedeceğiz ama öncelikli olarak sizleri tanıyabilir miyiz? Metin Bey kimdir? Metin Bey, Metin Usta çekirdekten yetişme. Yani yıllarca bu işin içinde büyüdük. Yani şehir şehir dolaştık. Öğrendik pastamızı, kurabiyemizi, böreğimizi. Bu şekilde devam ettik. İzleyicilerimiz de zaten şu anda ekranda görüyorlar. Birçok çeşidimiz var. Tatlı, tuzlu, aradığımız her şeyi burada bulabiliriz aslında ama izleyicilerimize de anlatabilir misiniz? Ürün çeşitliliklerimiz nelerdir? Yani ürün çeşitlerimiz su böreğinden tut, yani Çorum'a, Çorum kültürü su böreğinden, çöreğinden vazgeçmeyen bir ürünümüzdür. Su böreği çok gidiyor bizim ya. Tereyağının özellikle yani ne kadar doğal alırsak bizim için o kadar iyi oluyor. Hiçbir şekilde şeyden kısmıyoruz yani. Malzemeden kısma falan yoktur. İmalatımız da zaten halka açıktır. Gezip görebiliyorlar hepsi. Çalışırken de gözüp görebiliyorlar. Çok şükür yani bizim Çorum'da bir sıkıntımız yok. Gayet de iyi tutunduk. Su böreğimizden sabahları 5'te açılıyor. Poğaçamızdan, çeşit böreklerimizden sadece su böreği değil, kol böreği, tava böreği, Karaköy böreği, Sarıyer böreği, bunların hepsi çıkıyor yani. Güzel de bir kitleye geldik. Tatlı çeşitlerimiz. Tatlı çeşitlerimizden de baklava, Çorum'a özel, Çorum baklavaları çıkıyor. Has baklavamız çıkıyor. Yani bunların hep ustaları ayrı ayrı ama genelde tek bir elden çıkarmaya çalışıyoruz yani. Ürünümüzü bozmadan öğlene kadar böreğimizi, çöreğimizi, her şeyimizi yaptıktan sonra baklavamızı yapıyoruz. Yaş pastalarımızı yapıyoruz, kurabiyelerimizi yapıyoruz. Hepsi aynı yerden çıkıyor. Dışarıdan kesinlikle bir ürün girmiyor buraya. Siz bunun için personel seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? Çünkü baklava ustası ayrıdır, börek ustası ayrıdır. Sizin mutfakta süreç nasıl işliyor? Yani bizim mutfakta genelde bir usta zaten sadece baklava yapmıyor bizim sektörde. Yani özellikle Çorum gibi, İç Anadolu gibi bir yerde. Yani Antep yörelerinde sadece bir usta yapıyor, sadece kurabiye bir usta yapıyor. Bizim buralarda genelde usta dediğimiz kişi yani hem baklava yapar, yeri gelir pastayı yapar. Yani kurabiyemizi yapar. Bu şekilde biz ilerlemeye çalışıyoruz. Ekip halinde ilerliyoruz genelde. Yani birimizin bir işi bittiği zaman öbür işe girip rahatlıkla onu da tamamlayıp çıkabiliyoruz yani. Müşteri memnuniyeti bu noktada çok önemli. Müşteri memnuniyetini yakalayabilmek için firma adına nelere dikkat ediyorsunuz? İzleyicileriniz sizleri neden tercih etsinler? Yani izleyicilerimiz bizi neden tercih etsin? Tazelik yönünde. Yani imalat sektörünün içinde hem kendileri gelip görebilirler, alabilirler ve rahat, gönül rahatlığıyla siparişlerini verip yani ürünlerimizi teslim ederiz yani hiçbir sıkıntı çekmeden. Gönül rahatlığıyla herkes siparişini verebilir yani. Bu noktada siz birebir imalathanenize aslında müşterilerinizi sokup çalışma ortamınızı gösteriyorsunuz. Bu da güveni oluşturmak için aslında bir artı sizler için. Evet. Yani her zaman çalışırken bonellerini, galoşlarını taktığı sürece müşterilerimiz imalatımızı gezip yapılan ürünleri de görebiliyorlar yani. Daha sonra gönül rahatlığıyla diledikleri kadar alışveriş yapabiliyorlar aslında buradan. Ürünlerimizi de görebilirler. Kullandığımız ürünleri de görebilirler. Yani markasına da bakabilirler. Bundan yana hiçbir sıkıntımız yok. Son olarak firma adına hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? Hedeflerimiz ikinci şubemizi açtık zaten. Bu dükkanın da zaten ilk şubemizde yeteri kadar yoğunluk olduğu için yani şu anlık şubeleşmek yerine burayı daha çok canlandırmak daha iyisi bizim için.